Selamünaleyküm. 26 Haziran'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1530 ilk Protestan Meclisi kuruldu. Protestanlık Hristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biridir. 16. yüzyılda Martin Luther ve John Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesi'ne ve Papa'nın otoritesine karşı girişilen reform hareketinin sonucunda doğmuştur. 1807 Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım 230 kişinin ölümüne yol açtı. Bu yıldırım düşmesi sonucu en fazla ölümün gerçekleştiği olay olarak tarihe geçti. 1928 Latin alfabesinin Türkçe'ye uygulanmasının mümkün olup olmadığını incelemek üzere Ankara'da Latin Harfleri Komisyonu toplandı. Böylece Latin alfabesine doğru ilk adım atılmış oluyordu. Daha sonra gerçekleşecek olan harf devrimiyle milletin tarihinin asırlara varan ilmi ve kültürel birikiminin, milli şuur ve geleneğinin alfabesi olan Kur'an harfleri ortadan kaldırılacaktı. Bir anda bütün insanlar okuma yazma bilmeyen bir konuma düşeceklerdi. 1945 Birleşmiş Milletler'in oluşturulması için 50 ülkeden gelen delegeler Dünya Güvenlik Bildirgesi'ni imzaladılar. Türkiye Birleşmiş Milletler Dünya Güvenlik Bildirgesi'ni ilk imzalayan ülkeler arasında yer aldı. 1992 Alemi Arz'ın şahitliğinde tarih, sayısız vahşetin filmini çekti saniye saniye. Her vahşet annenin bağrına kor, babanın gönlüne yangın, evladın bedenine hüzün tohumlarını ekti. 26 Haziran'ın son saatleri, karanlığı yırtarcasına bir filmin en acı sahnesini çekiyordu kainat. Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Susa Yolaç köyünü basan PKK'liler, camide namaz kılan 10 cami yarini Müslümanı şehit ettiler. Belki de alem hiç bu kadar içten ağlamamıştı. Belki de cami o zamana kadar hiç böylesine mahzun olmamıştı. O an namlu utandı, gökyüzü utandı zalimin vahşetinden. Bir tarih, takvimler 26 Haziran'ı gösterirken işte böyle yazılıyordu. Böyle gömüldü yüreklere. Ancak susmadı Susa. Haykırdı zalimin yüzüne gaddarlığını. Şehitler her sene hayırla yad ediliyor. Katilleri ise lanette. Susmadı Susa. Susturamadılar. Binlerce kişi tekbirlerle Arş-ı Âlâ'yı inletiyor her anıldığında. 2016 Kuveyt'in başkenti Kuveyt'in Savabir bölgesindeki İmam Sadık Camii'ne Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda 27 kişi şehit oldu.